çok mutlu olacaktım. Tutsaydık dilimizi. Bu inat, bu kavris, bu kavgaç yıprattı sevgimizi. Belki de çok mutlu olacaktım. Tutsaydık dilimizi. Geri yarısın, geri yarısın. Her acı yanıymış. Dudak sarın kanına. Bir yol var ki sevgi ve şefkattenmiş. Belki de çok mutlu olacaktım. Tutsaydık dilimizi. Tam aşkı bulmuşken nasıl da kaybettik sevgimizi. Almanya'da engelli yakınınıza baktığınız için maaş alabileceğinizi biliyor musunuz? Bakım derecesi 2 ve üstü olan engelliler tıpkı bir işverenmiş gibi kendilerine personel tutma hakkına sahiptir. Üstelik bu durumda tutulan personelin emeklilik sigortasını, işsizlik sigortasını, sağlık sigortasını ve tabii aylık 2000-2500 euro maaş ödemesini devlet karşılıyor. Şimdi bu konuyu soru cevap şeklinde örneklerle ayrıntılı olarak açıklayalım. Engelliler kimleri işe alamaz? Anne baba işçi olamaz. Aynı şekilde engelli annemiz veya babamızsa çocukları da görev alamazlar. Bunun dışında herhangi bir akrabanızı veya arkadaşınızı bakımınız için işe alabilirsiniz. Bakıcı personel başvurusu nasıl yapılır? Workforce and Care olarak biz başvurunuzu yapıyor, hesaplamaları ve tüm hukuki süreçleri sizin için takip ediyor ve tüm süreçlerde sizi düzenli olarak bilgilendiriyoruz. Bunun için bize vekalet vermeniz yeterli. Kaç kişiyi işe alabilirim? İşe alacağınız personel sayısını öğrenmek için öncelikle bakım saatini hesaplamamız gerekiyor. Bunun için bize doktor raporlarınızı ve MDK raporunuzu PDF belgesi şeklinde mail olarak göndermeniz yeterlidir. Bir işçi günde 8 saat ve haftada toplam 40 saatten fazla çalışamaz. Buna göre bakım saati haftalık 40 saatten fazla olan engelliler için birden fazla personel işe alabiliyoruz. Mesela rapor derecesine ve durumuna göre evde asla yalnız bırakılmaması gereken engellilerimiz için en az 4 personel çalıştırılması gerekir. Bu durumda personellerin maaşları ve tüm sigorta masrafları devlet tarafından karşılanır. İşçilerin ödemelerini nasıl yapacağım?
Devlet, işe aldığınız personel sayısına göre sizin hesabınıza işçi maaşlarını gönderecek. Workforce and Care olarak biz her ay personellerin kontratlarını ve gelir vergilerini hazırlayıp size gönderiyoruz. Buna göre personel ödemelerinizi yapabilirsiniz. Devletin gönderdiği parayı başka ihtiyaçlarım için kullanabilir miyim? Devlet size bu parayı sadece personel ödemeleriniz için gönderiyor. Diğer ihtiyaçlarınız için bu parayı kesinlikle kullanamazsınız. Maaşım ve devletten aldığım diğer yardımlar ne olacak? Engelliler için personel çalıştırma yardımı her ay geldiği gibi işçilere aktarıldığı için bir gelir olarak hesaplanmaz. Yani bu yüzden bir vergi ödemesi olmaz ve devletten aldığınız diğer sosyal yardımlar bu durumdan etkilenmez. İşe aldığım personeli değiştirebilir miyim? Bize bir ay önceden haber verip işe aldığınız personeli değiştirebilirsiniz. Mesela gelecek ay Ali'yi çıkarıp Ayşe'yi işe almak istiyorum diyebilirsiniz. Engelliler için personel yardımının süresi ne zaman biter? İşçi yardımı engelliler için ömür boyudur. Yani engelli vatandaşımız vefat edene kadar bu uygulama devam eder. 2008 yılında çıkarılan bu yasayla engelli yakınlarınızın bakımı için endişelenmenize gerek yok. Hastanızı emanet edeceğiniz insanı siz belirleyin, tüm masrafları devlet ödesin. Workforce and Care. İfo Semra Görgülü. Telefon 062 388 10 52. Adres Vitesstrasse 26C 13509 Berlin, Rheinickendorf.